KRT ekranlarından iyi akşamlar. Stüdyo Ankara'nın özel bir konuğu var bu akşam. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadınlar Günü haftasında, Emekçi Kadınlar Günü haftasında 3 kadın gazetecinin yaptığı programa katılmayı kabul ettiler. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim efendim. 3 kadın gazeteci, alanda olan 3 kadın gazeteci, ben Zeynep Gürcanlı, Yıldız Yazıcıoğlu ve Nergis Demirkaya bu programı sunup hazırlıyoruz. Ve bu akşam da sizlerin de bize ulaştırdığı sorular üzerinden Sayın Genel Başkan'a merak edilenleri, Türkiye'nin dertlerini soracağız. Onunla ilgili görüşlerini ve çözüm önerilerini almaya çalışacağız. Ama önce müsaade ederseniz ben kadın konusuyla başlayacağım. Efendim tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bu kadın haftası olması nedeniyle kadın konusuyla başlamak istiyorum sizinle olan sohbetimize. Çok uzun zamandır gezilere gidiyorsunuz, yurt gezilerine. Bu pandemi nedeniyle de en çok zarar gören sanki kadınlar. Gerek öyle. İstihdam alanında, gerekse şiddet görme konusunda evdeki o sıkıntılı durum evet. nedeniyle. Ben bu yurt gezilerinizde kadınların yanınıza geldiğini biliyorum da. Esnaf olsun, ev evet. kadını olsun, çalışan emekçi olsun. Hep geldiklerinde ne söylüyorlar size, ne istiyorlar, ne bekliyorlar sizden bir iktidar adayı parti olarak? En son Kadıköy'den örnek vereyim. Kadıköy'de malum bir küçük bir alanı var hemen. İskeleden biraz sonra başlayan alışveriş merkezi, Kadıköylülerin yıllardır gelip alışveriş yaptıkları bir yer, aslında bir pazar gibi, sebzesi, meyvesi, balığı vesaire falan. Oraya doğru ilerlerken bir kadın geldi, önümü kesti. İlla bir şey söyleyeceğim, sonra buyur, yani ne söyleyeceksin diye, buyur ben de dinleyeyim diye söyledim. 4 çocuğum var dedim. Bana birkaç kez yardım paketi geldi. Ben yardım değil, iş istiyorum. Kocam yok, eşimden ayrıldım. Çocuklar elde perişan vaziyette. Yardım gelmezse bakamıyorum. Ben sizden yardım paketi değil, sadece iş istiyorum dedi. İş istiyorum, düzenli iş, çalışmak istiyorum. Kötü yola düşmek istemiyorum. Düzenli işim olsun, çalışayım, işte çocuklarıma bakayım diye. Bu kadını anlamak gerekiyor. 4 çocuğu var. İşsiz, ya yardım paketleri veya komşuların desteği de olabilir, onlarla geçirmeye çalışıyor. Ve bu kadın diyor ki ben çalışmak istiyorum, herhangi bir yerde çalışayım, kazanayım, normal maaşımı ya da aylığımı ya da ücretimi alayım, çoluk çocuğuma bakayım diye talebi var, yani iş talebi var. Buna benzer çok sorun var aslında. Aksaray'da mesela gezdiğimiz bazı esnafları, orada karı koca birlikte küçük dükkanları var, birlikte çalıştırıyorlar. Orada da mesela kadın şikayet ediyor, işte dükkan kapalı kaldı uzun süre, dolayısıyla geçinemedik, işte kira parası var, diğer paralar var, dolayısıyla perişan kaldık, beklediğimiz desteği göremedik. Ben hani ayda 1.000 lira, 3 ay süreyle ayda 1.000 lira, ondan da yararlanamadık, o imkanımız da olmadı diye bir sürü sorun anlattılar. Yani görünce şu, yani pandemi öncesinde başlayan bir sorun vardı. Pandemi belki biraz bunu hızlandırdı. Ekonomide ciddi bir daralma vardı. O daralmanın getirdiği bütün yükü aslında kadın çekiyor. Eğri oturup doğru konuşalım. Yani sonuçta kadın evde çalışırken çocuğu var. Eşi bir şey getiremiyor, çocuğuna bakmak zorunda. Dolayısıyla olumsuz bir tablo var. Belki erkek kadının yüzüne bakamıyor, kadın erkeğin yüzüne bakamıyor, çocuk ayrı bir yerde. Hatta 2 gün önce Sultanbeyli'de bir karı koca arasındaki tartışmadan sonra bir kızın kendisini dışarıya atarak intihar etmesi. Yani bu tablolar giderek Türkiye'nin gündemine oturmaya başladı. Aslında böyle bir tablo yoktu Türkiye'de. Yani insanlar bir şekliyle çalışırdı, üretirdi, bir şeyler yapardı, kazanırdı. Zaman zaman olumsuz tablolar çıksa da bu kadar yaygın değildi. Şimdi artık neredeyse gazetelerin 3. sayfası tümüyle kadın cinayetleriyle dolu. Bu tepkinin aile içinde yoğunlaştığını da görüyoruz. Sokakta da yoğunlaştığını görüyoruz aslında. Kadın bütün yükü omuzlayan ama hiçbir sorumluluğu olmayan, yani daha doğrusu sorumluluğu derken şu açıdan ifade ediyorum. Yani
gelişen olaylardan oy verme dışında bir sorumluluğu olmayan, bütün o ekonomik yükün gelip de kadının omuzlarına yıkıldığı bir süreci yaşıyoruz. Ben umuyorum ve diliyorum tabii, kadını bu pozisyona düşüren siyasal anlayıştan kadınların kendilerini kurtarmaları gerekiyor. Nasıl yapacaklar bunu? Oy kullanarak yapacaklar, evet. Demokratik yollarla yapacaklar. Bir de şunu düşünmesi lazım kadınların, yani bu tabloyu ortaya çıkaran kim? Yani bu tabloyu ortaya çıkaran mevcut siyasi iktidar. Dolayısıyla bu siyasi iktidardan kadınların kurtulmaları gerekiyor. Kadınların hak arayışlarına hepimizin saygı duyması gerekiyor. Kadının sesini dinlememiz gerekiyor. Ben ısrarla söylüyorum, işte hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diye. Şimdi bir çocuğun yatağa aç girmesi ne demektir? O annenin o akşam uyumaması demektir. Rahatsız olması demektir. Yani evladın anne için ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani sonuçta evet. Hepimizin annesi, babası vesaire falan. Annenin gidip sırlarımızı paylaştığımız kişi kim? Annemiz sırları. Onu da paylaşırız. Bizim sırdaşımız aynı zamanda anne. Baba biraz daha uzak bir mesafede ama anneye her zaman, her ortamda espriyi de yaparız, şakalaşırız, sırlarımızı paylaşırız. Böyle bir tablo var. Böyle bir tablo Türkiye'de süratle yok olmaya başladı. Efendim, işin bir tarafı yoksulluk ve kadın yoksulluğu giderek de ekonomi bozulmasıyla artıyor. İşin diğer tarafı şiddet. 8 Mart'ta ben devam edeceğim. Kadına yönelik şiddet. Son veriler, son bir yılda 303 kadın öldürüldü. Şimdi sadece bu cinayet boyutu, bir de şiddete uğrayan kadınlar, ki pandemide bunun arttığını konuştuk biz. Şimdi böyle bir dönemde kadına yönelik şiddete karşı devlete sorumluluk yükleyen, yükümlülük getiren bir sözleşme var, İstanbul Sözleşmesi, ve oradan imza çekilmesini de tartıştı Türkiye. Şimdilik durmuş gibi ama vazgeçilmiş değil. Sizce neden İstanbul Sözleşmesi hedefte? Parti olarak bu konuda tutumunuz nedir? Bizim tutumumuz belli zaten. Yani parlamentodan oy birliğiyle geçti. Hiç kimse kalkıp itiraz etmedi. Oy birliğiyle geçti. Adı İstanbul Sözleşmesi. Artık bütün dünyada, bütün ülkeler bunu İstanbul Sözleşmesi olarak dillendirecekler. Bu konuda bütün siyasi partilerin genel başkanları oturdu. Bir sürü tümturaklı laflar ettiler. Çok güzel, işte Türkiye'nin başarısı vesaire, Türkiye'nin kadına verdiği değer vesaire anlattılar. Neden geriye dönüş? Hangi mantıkla, hangi anlayışla geriye dönüş? Ben anlamış değilim doğrusunu isterseniz. Geriye dönüşü kadınların cezalandırması lazım. Kim geriye dönüş mesajı veriyorsa bu ülkede kadınların ortak hareket edip o kişi eğer bir partinin genel başkanı ise o partiyi cezalandırması gerekiyor. Ben bir hak elde ettim. Hakkı İstanbul'da elde ettim. Parlamentoda oy birliğiyle geçti. O zaman hiçbiriniz itiraz etmediniz. Hepiniz parlamentodaydınız. Peki nasıl oldu da, ne değişti de birdenbire bu kadar kadına yönelik şiddet artarken ve kadınlar bu kadar hayatlarını kaybederken şimdi siz kalkıp da kadının kısmen dahi olsa elde etmeye çalıştığı bu hakları elinden almaya çalışıyorsunuz? Akıl alacak şey değil. Bakın, kadına yönelik şiddetin özünde yatan başka bir şey daha var aslında. Şimdi eskiden televizyonlarda küçük programlar olurdu. Daha doğrusu sanatçılar çıkarlardı. İşte siyasi parti liderlerini şöyle veya böyle eleştirirlerdi. Küçük skeçler olurdu ve bizler de gülümserdik. Evde gülümserdik, evet. Evde gülerdik. Espriler yapılırdı. Yani gülmeyi unutan bir topluma dönüştük. Siyasi parti liderlerini eleştirmek mi? Yani mizah yoluyla eleştirmeyi asla kabul etmiyorlar. Böyle bir tabloyu tamamen çizdiler, yok ettiler böyle bir tabloyu. Karamsar bir tablo. Dolayısıyla gerilime dayalı bir tablo. Böyle bir tablo içerisinde insanlar gülmeyi unutunca bir tek önlerinde şiddet var. Buradan da bakmamız lazım yani. Eskiden gerçekten insanlar otururlardı televizyonların başında, karı koca, çoluk çocuk vesaire falan, işte ya Erdoğan esprisi yapılır ya başka bir siyasi partinin lideri espri konusu yapılırdı, Tansu Hanım'ın yapılırdı, Süleyman Bey'in yapılırdı, herkes gülerdi. Ama onlar da alınmazlardı, yani kendilerinin espri konusu olmasından hiç alınmazlardı. Yani evde en azından İnsanların gülebileceği bir ortam, bir program olurdu yani. Şimdi bunların tamamı yasaklandı. Efendim? Şimdi,
Evde karamsar hava, sokağa çıkıyorsunuz karamsar hava, siyasete bakıyorsunuz karamsar hava, atarım keserimle başlıyor, yok ederim diye başlıyor, kapatırım diye başlıyor, niye konuşuyorsunuz diye başlıyor, tweet attığı zaman hemen polis harekete geçiyor, yakalanıyor, gözaltına alınıyor, hapse atılıyor, tutuklanıyor, uzun süre kalıyor, hatta canları istediği zaman talimat veriyorlar, savcılar aylarca, bazen yıllarca iddianame bile hazırlamıyorlar. İnsanlar hapiste kalıyor. Böyle bir garip topluma dönüştük. Türkiye'nin bu tablodan çıkması lazım. Efendim sizin son çıkarsak yaptığınız... bundan en çok kadınlar yararlanacak. Efendim sizin son yaptığınız CHP olarak yaptığınız kampanyalarda bu mizahın izlerini de bulmaya başladık aslında. Mesela bu damat nerede kampanyasına gelmek istiyorum. Bir karikatürle başlandı. Öyle. İşte halka soru soruldu. Onların bulması istendi. Yani hem Türkiye'nin sorunlarına değinip hem de insanların biraz yüzünü güldürmenin yoluna doğru gidiyor sanki CHP, öyle mi? Yapmaya çalıştık. Damat nerede? Doğru. Toplum soruyor. Damat nerede? Bunu espriyle yapmaya çalıştık. Damat davalar açmaya başladı. Nasıl espri yaparsınız diye. Nasıl bana bu soruyu sorarsınız diye. Yani bakın Allah aşkına yani. Espriden anlamayan bir kişinin devleti yönetmesi veya belli bir yeri yönetme şansı yoktur zaten. Çünkü o at gözlüğü takılmış gibi sadece belli bir noktaya bakar ve o çerçevede hareket eder. Oysa öyle olmaması lazım. Yani çok geniş bir alan var, toplumsal alan var. Toplumsal alanın içinde kadını var, erkeği var, çocuğu var, yaşlısı var, genci var, ağacı var, kuşu var, çevresi var, doğası var. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman siz bütün bu geniş çevreyi göremiyorsanız siz espriden de anlamazsınız, nükteden de anlamazsınız. Hayattan da zevk almazsınız. Yani doğrularınız var ama başkalarının doğruları asla olamaz. Sadece benim doğrularım var ve herkes benim doğrularımı doğru kabul etmek zorunda. Onun dışına asla çıkamaz yani. Toplumu dar bir çerçevenin içine koyamazsınız. Şimdi efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan insan hakları eylem planı açıkladı. 128 sayfa. Dikkatle biz de dinledik gazeteciler olarak. Orada özellikle ifade ve düşünce özgürlüğünü, basın özgürlüğüne göndermeler yaptı. Ama baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanı döneminde partili cumhurbaşkanlığına geçirmiş olmasına rağmen 40 bini aşkın cumhurbaşkanı hakaret davası var. Ve Türkiye'nin yüzünü güldüren sanatçılar Müjdat Gezen, Metin Akpınar'da uzunca bir süre bu yargılamaya da maruz kaldılar. En son beraat ettiler yerel mahkeme düzeyinde ama... Size de biliyoruz bu bağlamda aynı davalar açılıyor ve özellikle pek çok vekil hakkında böyle de fezlekeler var. Mecliste hakkınızda böyle gelmiş de fezlekeler var. Ne düşünüyorsunuz? Düşünce ve ifade özgürlüğünü söyledi Cumhurbaşkanı ama en başta kendi avukatlarının müdahil olduğu davalar silsilesi var, fezlekeler var. Ben Erdoğan'ın belli bir konuyu derinlemesine düşünüp analiz ettiğine inanmıyorum. Bugüne kadar da hiç inanmadım ve inandığım şeyi de sürdürüyorum, düşünceyi de sürdürüyorum. Erdoğan malum prompterdan konuşmasını yapıyor. Niye yapıyor diye asla eleştirmiyorum. Ama önüne konulan metni sadece okur, onun içeriğine fazla bakmaz. İnsan hakları eylem beyannamesi miydi? Planı. Bu plan zaten daha önce Avrupa Birliği'nin çalışma yapmasını istediği ve bunun için de belli bir ödenek ayırdığı, sonra bu çalışmanın yapıldığı, Erdoğan'ın da önüne konulduğu, Erdoğan'ın da onu çıkıp Avrupa Birliği'nin istediği bu çalışmayı okuduğunu biliyoruz. Ama içeriğine baktığınız zaman Erdoğan okuduğu metnin içeriğine katılıyor mu? Hayır, katılmıyor. Neden? Çünkü uygulamaları var. Twitter'dan yapılan veya işte sosyal medyadan yapılan bir açıklamada işte Cumhurbaşkanı'na hakaret diye alınıp insanların tutuklanması, hapse atılması, cezalandırılması, ev hapsine alınması gibi pek çok uygulama var. Artı tazminat davaları açılması. Yani insan hakları diyorsunuz, insanların düşünce özgürlüğünü sınırlıyorsunuz. İnsan hakları diyorsunuz, medya üzerinde her türlü baskıyı yapıyorsunuz. İnsan hakları diyorsunuz, bugün çok sayıda gazeteci iş bulamıyor ve işsiz durumda. İnsan hakları diyorsunuz, kadın cinayetleri var. Bununla ilgili hükümetin aldığı herhangi bir önlem yok. Ben bilmiyorum en azından. Ama belki kadınlar biliyor, bilmiyorum. Ama hükümetin bu konuda aldığı herhangi bir önlem yok. Kaldı ki
Kadınlar bizim ülkemizde bayağı ciddi bir örgütlenme süreci de başlattılar. 306 kadın örgütü var. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 306 kadın örgütünün olması olağanüstü güzel bir şey. Bunlarla ben Zoom üzerinde bir görüşme de yaptım. Onların talepleri de geldi. Taleplerini de değerlendirdik. Önümüzdeki günlerde bu konuda gereğini yapacağız. Dolayısıyla siyasetçinin normalde ben isterdim Erdoğan mesela bu 306 kadın örgütüyle Zoom üzerinden bir görüşme yapsam. Yani kadınlar düşüncelerini aktarabilseler. Ya siz böyle diyorsunuz ama başımıza gelmeyen kalmadı. Şunlar, 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 şunlarla yaşıyoruz biz. Biz sizin bildiğiniz gibi değiliz yani. Biz çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz'u anlatmasını isterdim ben. Yine ben bir kadın vardı mesela üniversite mezunu Zoom üzerinden kadınlarla, çalışan kadınlarla görüşmüştük. İki çocuğum var diyor. Üniversite mezunuyum diyor. Evlere gidiyorum diyor. Temizlik işi yapıyorum. Merdivenleri siliyorum. Boyun fıtığım var. Diz çöküyorum yere merdivenleri temizlemek için. Ayaklarımda sorun var. Doktora gidiyorum diyor. Ama ben çalışmasam diyor. Çocuklar aç kalacak diyor. Eşim işsiz. Peki bu kadının sorununu siyasi iktidar biliyor mu? Yani asıl sorumlu olan bu tabloyu biliyor mu? Şimdi eylem planını biliyoruz ki hani muhalefetin açıklamalarından sizin de öncesinde oldu. Çok inandırıcı bulunmadı. Uygulamalar vesilesiyle siz de zaten öyle altını çiziyorsunuz. Peki bir samimiyet testi olsa hani hangi adımları atsa sizin açınızdan bir samimiyet testi olur ya da ilk etapta atılması gereken hak ve özgürlükler konusunda bunca ihlal konuşulurken ne olursa siz bir samimiyet adımı olarak görürsünüz onu. Mesela Cumhurbaşkanı'na hakaret diye açılan davaların tamamından vazgeçilmesi lazım. İki tutuklu olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının derhal uygulamaya konması lazım. Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın derhal bırakılması lazım. AİHM kararları var, Anayasa Mahkemesi kararları var. Üç, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayan yargıçların derhal görevlerinden alınması lazım. Bunlar yargıç değildir. Bunlar siyasi otoritenin talimatını yerine getirdiler. Erdoğan samimi ise o talimatı o yargıca veren ve Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan o yargıçların yargının tamamen dışına çıkarılması lazım. Birkaç böyle güzel davranışlar yaparsa biz de deriz ki ya bu konuda samimi olarak bazı adımlar atılıyor. Biz de inanmış oluruz. Efendim bir de ama bu noktada sanki ortağı olan, Cumhur İttifakı'nın ortağı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hep bir kırmızı çizgi çiziyor. Yani insan hakları eylem planı açıklandığı gün bile Bahçeli'nin açıklaması çok başka bir içerik vardı. Sizin işaret ettiğiniz belki hakaret davaları değil ama AİHM, AYM kararları, hatta AYM kapatılsın noktasına vardırdı Bahçeli eleştirisini. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ortaklık içinde Erdoğan harekete geçebilir mi? Hayır, Erdoğan zaten Bahçeli Erdoğan'ı bir anlamda teslim almış vaziyette. Erdoğan kendi koltuğundan korkuyor ama koltuğunu korumak için de tek dayandığı kişi Sayın Bahçeli. Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi kapatılsın demesi ve Erdoğan'ın da bu konuda hiçbir yorum yapmaması ilginç. Neden Anayasa Mahkemesi kapatılsın? Erdoğan demesi gerekir ki hayır, Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması asla söz konusu olamaz. Hadi Erdoğan söylemedi diyelim. En azından partinin sözcüleri var, grup başkan vekilleri var. Onlar böyle bir açıklama yapabilirler. Bu açıklama da gelmedi. Ben duymadım en azından. Sizler gazetecisiniz, belki sizler duymuş olabilirsiniz. Bahçeli'nin yine Osman Kavala ile ilgili, Selahattin Demirtaş ile ilgili çok sert söylemleri var. Bunlar kesinlikle içeride kalmalı diye açıklamaları var. Ya AİHM kararları ne demek? Biz asla uygulamayız efendim. Anayasa Mahkemesi kararları zaten Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasına kadar götürüldü. Dolayısıyla Cumhur İttifakı aslında bir düşünce ittifakı değil. Bir koltuğun korunmasına yönelik olarak hazırlanan ya da bir araya gelen bir ittifak. Erdoğan'ın koltuğu korunmalı ve Erdoğan burada kalmalı. Hatta Erdoğan burada kalırken Erdoğan bugün için şikayet ettiği, nelerden şikayet ediyor onu da bilmiyorum. Onların da verilmesini istiyor aslında. Cumhur İttifakı'nın daha da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin daha da güçlendirilmesini istiyor Bahçeli. Ama mesela Erdoğan anayasa değişikliğinde
Bahçeli'nin istediği talepleri dillendiremiyor ama Bahçeli rahatlıkla dillendirebiliyor. Orada da kendi aralarında bir çelişki var. Dediğim gibi yani söylemlerde farklılıklar olmakla beraber olay bir koltuğun korunmasına yönelik bir olay. Efendim yani yine öyle değerlendiriyorum. Yine o ifade özgürlüğü ve insan hakları paketinin açıklandığı gün bir başka gelişme daha oldu. Yine Bahçeli'nin tetiklediği bir gelişme, HDP'nin kapatılması konusunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı. Evet. Siz nasıl bakıyorsunuz bu duruma? Yani meşru bir parti var ortada, milletin oyuyla gelmiş bir meşru partinin şu anda kapatılmasının siyaset tarafından çağrısı yapılıyor ve yargı harekete geçiyor. Nasıl yorumluyorsunuz bunu? Siyasi partilere şöyle bakalım. HDP kaç oy aldı? 6-6,5 milyon civarında oy aldı. Eğer siz HDP'yi kapatarak 6-6,5 milyon kişiyi cezalandıracaksanız bunun adı demokrasi değil. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları ise, anayasa böyle tanımlıyor ise, eğer varsa bir tüzel kişilik suç işlemez. Onun içindeki insanlar suç işleyebilirler, tüzel kişiliği oluşturan. Zaten onlarla ilgili varsa bir şey davalar açıyorsunuz zaten. İnsanları tutukluyorsunuz, hapse atıyorsunuz, kayyumlar atıyorsunuz. Haklı mısınız, haklı mısınız, haksız mısınız o da belli değil. Çünkü henüz netleşmiş bir yargı kararı da yok. Olağanüstü bir baskı da uygulanıyor HDP üzerine. Gördüğüm tablo şu aslında. İktidar kendisine oy vermeyen bütün Kürtleri cezalandırmak istiyor. Siz nasıl bana oy vermezsiniz, nasıl başka bir partiye oy verirsiniz şeklinde cezalandırmak istiyor. Muhafazakar Kürtler de buna karşılar. Yani siz bir partiyi niye kapatıyorsunuz? Yani Kürtleri neden muhatap alıp onları cezalandırmak istiyorsunuz? Biz de bu ülkenin asli unsurlarıyız. Biz de bu ülkede yaşıyoruz. Ankara'da, Diyarbakır'da, Rize'de, Trabzon'da, her yerde biz de varız. Yani bizler de Milli Kurtuluş Savaşı'nı beraber yaptık. Bu ülkenin bağımsızlığı için birlikte mücadele ettik. Çanakkale'de de biz varız. Efendim, Kurtuluş Savaşı aşamalarında da biz varız. Gaziantep'te de, Kahramanmaraş'ta da biz varız diyorlar. Neden bizi cezalandırıyorsunuz? Neden cezalandırıyorsunuz diye. Tabii Kürtler de haklı olarak böyle bir tepki gösteriyorlar. Samimi inancım şu, Bahçeli kesinlikle HDP'nin kapatılmasını istiyor ama gördüğüm ve anladığım kadarıyla ve duyduğum kadarıyla gelen bilgiler AK Parti'nin bu kadar sert bir çıkışın doğru olmadığı yönünde çalışmalar değil de düşüncesi var. Yani bu grup başkan vekillerinde de parti sözcülerinde de bir şekliyle ifade ediliyor. Biz parti kapatarak ne elde ettik bugüne kadar? Ne elde ettik? Hiçbir şey elde edemedik. Parti kapatarak Türkiye'yi daha modern, daha güçlü bir demokrasi mi getirdik? Hayır yani olmadı. İnsanlar düşüncelerini ifade ederler. Partiler zaten oy alamıyorsa o parti zaten kendiliğinden yok olup gidiyor. Yani bakıldığı zaman bizim siyasi partiler tarihine baktığınız zaman belki yüzlerce siyasi parti kurulmuş. Yüzlercesi kendi belli bir zaman dilimi içinde yok olup gitmiştir. Yani HDP'de eğer görevini yapmazsa, başarılı olmazsa o da bir süre sonra o da yok olacaktır yani. Millet kapatır bir anlamda. Millet kapatır tabii yani. Şimdi efendim insan hakları eylem planında malum kamu ihale mevzuatı da var. Seçim mevzuatı da var. Onunla ilgili değişiklik konusunda vaatler de evet. Var. Şimdi ben seçim mevzuatını sormak istiyorum. Siz bir görelim diyorsunuz daha önceki açıklamalarınızda ama şimdi Sayın Bahçeli açıklama yaptı. Barajın aşağıya çekilmesi, dar ve daraltılmış bölgeye karşı çıkıyor. Ama diğer tarafta örneğin geçtiğimiz hafta AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş. O da barajın çekilmesine evet diyor ama daraltılmış bölge belki diyor. Şimdi bu planda uygulama takvimi de önümüzdeki günlerde çıkacak. Seçim mevzuatındaki bu değişiklik sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Baraj konusundaki sizin tutumunuz ne olacak? Ne olur? Geçenlerde Sayın Orhan Uğuroğlu bir yazısında şöyle diyor. Aldığı bilgiye göre saray çevresinden aldığı bilgiye göre Erdoğan'ın %10 seçim barajından vazgeçmeyeceği, %7'ye indirilmesi, yani MHP'nin bu talebine sıcak bakmadığını, MHP'yi
eğer %7'ye indirirsek daha zayıflamış olarak gelecek. O MHP bize sürekli destek verecek mi, vermeyecek mi? Ayrıca niye muhalefetten daha fazla parti parlamentoya gelsin? %10 barajı olursa daha az gelir ve bizim daha fazla milletvekili çıkarma şansımız var şeklinde bir düşüncenin ifade edildiği söyleniyor. Sayın Bahçeli ne kadar bastırır? %10 seçim barajı, %7'ye insin mi, inmesin mi diye ne kadar Erdoğan'ı ikna edebilir bilmiyorum. Ama dar bölgenin de MHP'nin aleyhine olacağını herhalde MHP de çok iyi biliyor. Dolayısıyla ben seçim yasasında ciddi bir değişiklik yapılacağı kanısında değilim. Erdoğan var olan sistemle gidecektir. Ha bizim görüşümüze göre biz seçim barajının makul bir düzeye indirilmesini isteriz. Hatta %1 oya olan partinin genel başkanının da meclise gelmesini isteriz. Dışarıda %1 oy alıp yani nüfusun seçmenin %1 oyunu alan kişinin parlamentoya gelip parlamentoda kendisine oy veren vatandaşların sorunlarını dillendirmesi, çözümleri üretmesi bence parlamentoya değer katar. Böyle bakmak lazım. Ama Erdoğan darbe hukukuna sığınmış vaziyette. O darbe hukukunun getirdiği seçim yasasını aynen uygulayacaktır gibi bir düşüncem var. Efendim %1 oydan bahsettiğiniz, küçük partilerden bahsettiğiniz, son dönemde siyasette de ciddi bir hareketlik var. Sizinle beraber bir dönem siyaset yapmış olan bazı kişilerin de partiden ayrılıp kendi partilerini kurmaya doğru yol aldıklarını görüyoruz. Evet. Benzer bir şey Millet İttifakı'nın diğer ortağı İYİ Parti'de de görünüyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz, bu gidişi, yani yeni partilerin ortaya çıkmasını nasıl yorumluyorsunuz? Ya çıkabilir ya. Hem demokrasiden söz edip hem de yeni partiler kurulduğu zaman onlara karşı çıkmak samimi olmadığınızı gösterir. Benim şahsi kanaatim, yani bir insan bir partinin içinde beklediğini bulamıyorsa ayrılır, kendi partisini kurar ve herhangi bir sorun yok. Bizden de ayrılıp ayrı parti kuran arkadaşlar var. İYİ Parti'den de ayrılıp ayrı parti kuran arkadaşlar var. Kurabilirler ama tabii ülkenin geleceği konusunda sorumluluk hisseden herkesin oturup bir düşünmesi gerekiyor. Parti kurmanın tamamen dışında sade vatandaş olarak ya da siyasetçi olarak oturup düşünmemiz gerekiyor. Türkiye bir otoriter yapı içinde siyaseten, insanlar nefes alamaz durumda. Gazeteciler yazamaz durumda, haber yapamaz durumda. Dolayısıyla Türkiye'nin demokratikleşmeye ihtiyacı var ve bu demokratikleşme sürecinin yerel yönetimlerle başlayan, atılan adımları var ve bu adımların güçlü olarak eğer olacaksa 2023, erken olmayacaksa 2023'te yapılacak ikinci adımı var. Dolayısıyla Türkiye'nin demokratikleşmeye ihtiyacı var ve güç birliğine ihtiyacı var. Ayrışmaya değil, bölünmeye değil, ayrı partiler kurmaya değil. Demokrasiden yana ise, demokrasiyi savunuyorsa dolayısıyla o çerçevede hareket etmesi gerektiğine inanan birisiyim. Öyle bakmak lazım. Çünkü şöyle bir stratejinin izlendiğini biliyorum. Yani saray tarafından. Önce CHP'nin içini bir karıştıralım. Olmadı. İşte CHP'yi bölebilir miyiz? İstediklerini ölçüde gerçekleştirdiler bilmiyorum. İYİ Parti ile HDP'yi yan yana getirip işte İYİ Parti'yi zor durumda bırakmak, parlamentoda zorlamak, ondan vay işte HDP'nin yanında yer alıyormuş gibi bir algıyı onun tabanına vermek ve orada bir Millet İttifakı'nda bir çatlamaya ulaşmak. Efendim işte Saadet Partisi'nin işlerini karıştırmak ve Saadet Partisi'ni acaba Millet İttifakı'ndan koparabilir miyiz diye bir arayışa girmek. Gördüğümüz tablo şu: Cumhur İttifakı Millet İttifakı ile oynuyor. Bütün kurumları, yani devletin içindeki bütün kurumları harekete geçirmiş vaziyette. Gerek mali açıdan, gerek diğer açılardan her türlü destekler bir şekilde veriliyor ve burayı biz nasıl dağıtabiliriz, nasıl bölebiliriz, nasıl ayrıştırabiliriz, nasıl birbirlerine rakip, kavga eder hale getirebiliriz diye. Ama benim gördüğüm şu var, yani vatandaş o kadar bilinçli ki ve vatandaş demokrasiye o kadar susamış ki ne yaparlarsa yapsınlar sandığa gideceğiz, biz bunları değiştireceğiz diyorlar. Yani bu
bizim tarihimizde bir ilk, belki dünya tarihinde de bir ilk. Ben onu söylüyorum yani. Dünya tarihinde belki biz, özellikle gençlerimiz, 2023'te sandığa gidecekler. 6 milyon 300 bin genç ilk kez oy kullanacak ve bunlar sandığa gidecekler ve bu ülkeye gerçek anlamda oylarıyla demokrasiyi getirecekler. Dolayısıyla bizim bu Z kuşağı dediğimiz gençler gerçekten de Türkiye'nin geleceği açısından en kritik ve en önemli hamleyi yapmış olacaklar 2023'te. Kamuoyunda şöyle bir beklenti de var ama sık sık biz her hafta ziyaretler izliyoruz. Genel başkanlar arası, muhalefet partileri değişik gerekçelerle, kimi zaman parlamenter değişim oluyor, kimi zaman başka bir nedenle sık sık ziyaretler gerçekleşiyor. Bu konuşabilmek liderlerin, partilerin çok değerli. Bizim de gazeteciler olarak ilgili izlediğimiz ziyaretler, ama kamuoyunda bunun bir adını koysalar beklentisi var. Yani bu birliktelik, yan yana duruş, siz işte demokrasiden yana olanlarla otoriter sistemden yana olanlar diyorsunuz. Bunun adı ne zaman konulacak? Nasıl konulacak? Yani bu, bir yol haritanız var mı bu açıdan? Şimdi şöyle malum bizim Millet İttifakı dediğimiz 4 partimiz vardı. Demokrat Parti, İyi Parti, Saadet Partisi ve biz, yani Cumhuriyet Halk Partisi. Biz Millet İttifakı'nı oluşturmuştuk. Tabii seçim döneminde oldu. Yerel yönetimlerde böyle bir ittifak olmadı ama vatandaşın tabanda bir ittifak oldu. Ondan sonra yeni partiler kuruldu. Malum Gelecek Partisi var, Sayın Davutoğlu'nun kurduğu. Deva Partisi var, Sayın Ali Babacan'ın kurduğu. Biz demokrasi istiyoruz ama demokrasinin iskeleti ne olacak? Bunu güçlendirilmiş parlamenter sistem olarak dillendiriyoruz. Aşağı yukarı bütün yani ittifakın içinde olmayan, bugün için olmayan ama işte Deva Partisi, Gelecek Partisi de evet diyorlar ki güçlendirilmiş parlamenter sistem olmalı. Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı, yine bir başbakan olmalı, bakanlar parlamentodan seçilmeli, bakanların sorumluluğu olmalı, bakanlar parlamentoya gelip gerekirse hesap verebilmeli, gen sorum müessesesi olmalı, yargı bağımsız olmalı, bir partinin genel başkanı mahkemeye hakim tayin etmemeli, medya özgürlüğü önemli, dolayısıyla gazeteciler üzerinde baskı olmamalı, düşünce özgürlüğü mutlaka olmalı, hapishaneler tıka basa düşünce suçlarıyla dolu olmamalı, din ve vicdan özgürlüğü olmalı, insanlar inançları dolayısıyla hapislere atılmamalı, ötekileştirilmemeli, ayrıca kimliğinden ötürü hiç kimse ötekileştirilmemeli, farklı kimlikler bizim zenginliğimiz olarak kabul edilmeli, insanları kimlikleri dolayısıyla devlette memur yapmamak veya ötekileştirmek gibi bir arayış asla olmamalı. Herkes eşit haklara sahip olmalı. Şimdi bu çalışmayı biz yapıyoruz. İyi Parti yapıyor, Gelecek Partisi yapıyor, Deva Partisi yapıyor, Demokrat Parti yapıyor, Saadet Partisi yapıyor. Tabii şimdi önce her partinin kendi içinde bir çalışma yapması lazım, haklı olarak. Biz de çalışmayı yapıyoruz. Yaptığımız görüşmelerde onlar da çalışmaları yapıyorlar. Genel başkan düzeyinde değil de genel başkan yardımcısı düzeyinde arkadaşlar görüşüyorlar zaten. Yaptıkları çalışmaları birbirlerine de veriyorlar. Önce bizim ilkeler üzerinde anlaşmamız lazım. Hangi ilkeler üzerinde anlaşacağız? Bu ilkeler netleştikten sonra da belki oturulur, bir metin hazırlanır. Bütün partiler evet biz bu ilkelere uyuyoruz derler. Nitekim Millet İttifakı seçimlerden önce oturup bir metni imzaladık ve onu kamuoyuyla paylaştık. Dolayısıyla vatandaş şunu görecek. Yani biz Millet İttifakı olarak bir araya geldik. Millete neyi vaat ediyoruz? Ve bu vaatleri nasıl gerçekleştireceğiz? Bir de bir takvim vermemiz lazım. Yani gerçekleştireceğiz ama zamana bırak. Hayır, yani oturacağız. Gayet samimi bir şekilde uygulanabilir bir takvim vermemiz gerekiyor. O takvim içinde de biz evet şu süre içinde Türkiye'yi gerçek anlamda bölgenin yıldızı yapacağız. Demokrasiyi getireceğiz. Nasıl Mustafa Kemal Atatürk Milli Kurtuluş Savaşı'nı verdiğinde bütün mazlum milletlere örnek olduysa,
demokrasi konusunda da otoriter rejimlerin, o az gelişmiş ülkelerdeki bütün otoriter rejimlerin örneği olacağız. Yani biz demokratik yollarla otoriter rejime son verdik, ülkemize demokrasiyi getirdik. Düşünebiliyor musunuz? Çok farklı siyasi görüşü olan bütün partiler bir araya gelip demokrasi konusunda uzlaşıyoruz. Bundan daha güzel bir şey yok. Dolayısıyla kafamdaki düşünce bu. Bunu paylaşıyorum ben. Siyasi parti liderleriyle de paylaştım. Onlar da aşağı yukarı aynı görüştüler. Dolayısıyla çalışmalar devam ediyor. Vaktimiz var. Yani böyle iki ayağı bir pabuca sıkıştırmak gibi bir düşüncemiz yok. Daha sağlıklı, daha sakin, daha samimi oturup konuşmamız lazım. Çünkü Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin topluma karşı sorumlulukları var. Biz bir parti mücadelesi ya da bir partinin kazanmasından çok demokrasinin kazanmasını istiyoruz. Demokrasi kazanıldığı zaman, demokrasiyi getirdiğimiz zaman zaten hepimiz güçlü olacağız. Hepimiz oturacağız, kendi düşüncelerimizi rahatlıkla ifade edeceğiz. İzninizle bu noktada açık sözlü olmak gerekirse, aslında iktidardaki ittifakın tırnak içinde biraz işi daha kolay sanki. Çünkü onlar bu %51 şartıyla da Erdoğan bizim adayımız diyerek tabiri caizse halkın önüne çok daha net bir şey koyuyorlar. Ama siz Erdoğan'ın karşısına bir isim ya da bir başka bir şey değil de demokrasiyi koyuyorsunuz bu manzarada. Bu noktada işiniz daha zor ve özellikle de bu ittifaka baktığımızda 2018 seçimlerinden bu yana CHP olarak ve özellikle de Kemal Kılıçdaroğlu olarak bir yapı harcını tutturmaya çalışıyorsunuz. Ve özellikle de en çok kendi partinizden de eleştiriyorsunuz. İşte Erbakan gecesine gitmeniz eleştiri konusu oluyor. HDP ile yan yana en ufak bir şekilde bir araya gelişiniz eleştiri konusu oluyor. Bu ittifak sürecini yürütmek Kemal Kılıçdaroğlu olarak sizin için ne anlama geliyor? Ben şahsen merak ediyorum. İttifak sürecini yürütmek benim için Türkiye'ye karşı duyduğum sorumluluk. Az önce konuştuk. Kadınların yüzü gülmüyor. Bu ülkede çocuklar yatağa aç giriyor. Ve bu ülkede insanlar, kadınlar pazar artıklarından besleniyorlar. Şimdi bakın o fotoğrafların %99'u demiyorum. %100'ü kadınlar. Konteynerden çöp toplayan da kadın, pazar artıklarını toplayan da kadın. O fotoğrafları görüyoruz biz. 21. yüzyılın Türkiye'si bu fotoğraflara layık mı? Hayır, olmaması lazım. 21. yüzyılın Türkiye'sinde insanlar pazar artıklarından beslenmemesi lazım. 21. yüzyılın Türkiye'sinde bunlar varsa, siz salt bütün partileri dışlayarak ben demokrasiyi getireceğim dediğiniz andan itibaren aslında söylemlerinizde samimi olmadığınızı itiraf etmiş olursunuz. Çünkü demokrasi sadece benim sorunum değil. Bu ülkede siyaset yapan herkesin sorunu. Saadet Partisi'nin de sorunu demokrasi. Efendim İyi Parti'nin de sorunu, geleceğin de sorunu diye bütün partilerin ortak sorumluluğu aslında demokrasi. Demokrasinin vazgeçilmez unsurları. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru isek demokrasiyi getirmek zorundayız. Peki demokrasiden ne anlıyoruz? O da çok bildiğimiz, sürekli gelişen kavram olmakla beraber demokrasi. Yargı bağımsızlığı anlıyoruz, medya özgürlüğü anlıyoruz, düşünceyi özgürce ifadeyi anlıyoruz, din vicdan özgürlüğü anlıyoruz, özel hayatın gizliliği anlıyoruz. Bütün bunlara baktığınız zaman yani bizim herhangi bir gelişmiş demokrasi gelişmiş bir ülkede var olan bütün standartları kendi ülkemize de getirmek istiyoruz. Ha onun üzerinde yani ortak bir payda oluşturduktan sonra onun üzerinde siyaset yaparız. Görüş ayrılıkları olur, insanlar birbirlerini eleştirirler. Bunların hepsi olur. Ben bu sorumluluğu hissederek siyaset yapıyorum. Bu sorumluluğu hissederek. Olay bir Cumhuriyet Halk Partisi olayı değil. Olay bir Türkiye olayıdır. Bizim partimizin tabanı, milletvekillerimiz bu gerçeği çok iyi biliyorlar. Bakın en küçük ilçemizden en büyük ilimize kadar örgütlerimiz böyle çalışıyor. Onlar benim ne yapmak istediğimi gayet iyi biliyorlar. Ben bu ülkeye demokrasiyi getireceğim. Bu ülkeye demokrasi gelecek. Bu ülkede kadın erkek eşitliği olacak. Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bu ülkede hakça davran, vatandaşa hakça davranılacak. Ya bir siyasi parti liderini eleştirdi diye
İnsan hapse mi atılır Allah aşkına ya? Sabahın 6'sında bilmem işte 50 tane polisle birlikte kapıyı kırıp içeri mi girilir? Öğrenciler üniversitede hocayı istemiyoruz, yani bu rektörü istemiyoruz dedikleri zaman onlar gözaltına alınıp bilmem çıplak aramadan geçirilip, ya emin ol ya, anlatmakta bile zorlanıyorum ya. Bunlar olmamalı ya. 21. yüzyılın Türkiye'sinde bunlar olur mu? Bunların olduğu bir Türkiye'de biz kalkıp da bir parti kavgası içine girersek orada en büyük yanlışı yapmış oluruz. Kimin? Dikta heveslerinin bir anlamda ne kadar güzel amacımıza ulaştık. Demokrasi isteyenler birbirleriyle kavga etmeye başladılar. Biz böyle bir tabloyu asla kabul etmiyoruz. Ve Türkiye'ye ne olursa olsun demokrasiyi mutlaka getireceğiz. Ve emin olun demokrasiyi getirdiğimiz andan itibaren de hepimiz rahat olacağız. Hepimiz gülümseyeceğiz. Sokaklarda, caddelerde gezeceğiz, konuşacağız. Espriler yapacağız, fıkralar anlatacağız, insanları eleştireceğiz. Yani bütün bunların hepsi olabilir. Ya bizim insanımız gerçekten, yani şimdi 13. yüzyıldaki Anadolu aydınlanmasına bakın. Şimdi geldiğimiz Türkiye'ye bakın. Ya olacak şey değil yani, akıl alacak şey değil ama çözeceğiz. Arada partilerde doğal, daha normal tartışmalarına dönebilir bu durumda, kendi öyle nüans farkları var öyle sonuçta. Şimdi şöyle bir tablo var. Biz kamuoyu araştırmalarını izliyoruz. Siz de yakından takip ediyorsunuz. İktidar ortaklarında bir oy düşüşü görünüyor. Şimdi ama anlamlı bir şekilde muhalefet partileri hepsi için, hani 1-2 puanla küçük oynamalar dışında orada anlamlı bir artış görmüyoruz. Bu anlamda bir öz eleştiri yapsanız, yapıyor musunuz ya da hani bir güven problemi mi var? Aynı anlamlı artış, oradaki düşüşü burada niye göremiyoruz muhalefet cephesinde? Kararsızlarda büyük bir artış var ama. Şimdi kararsızda artışın olması güzel bir şey. Siyaseti gözlemleyenler diyorum ben kararsızlara. Yani artık oy vereceğim, geçmişte oy verdiğim partiye oy vermeyeceğim, çekildim. Tabloya bakıyorum. Kim ne vaat ediyor? Kim neyi söylüyor? Kararsızlar bir süre sonra kararlı hale gelecektir. Doğal olarak o süreç içinde gelecektir. Ben çok karamsar bir insan değilim. Bizim insanımızın doğrudan yana karar vereceğine inanıyorum. Şu veya bu nedenle A Partisi, B Partisi, C Partisi'nin oyları çok artmadı, çok yükselmedi. Dediğim gibi önümüzdeki seçimler bir parti seçimi değil. Önümüzdeki seçim, toplum iki ayrışmış vaziyette zaten. İki ayrı kulvarda yürüyor. Bir tarafta otoriter rejimi savunanlar ve isteyenler, öbür tarafta demokrasi isteyenler ve savunanlar. Demokrasi isteyenlerin sayısı her gün artıyor. Her gün. Buradan kopmalar bu tarafa yansıyor. Gençlerde ise çok daha yüksek. Demokrasi talebi gençlerde çok daha yüksek. Dolayısıyla karamsar olmuyorum. Anketler şunu der, bunu der, hiç önemli değil. Ama biz kesinlikle demokrasiden yana olanlar olarak kazanacağız. Efendim, bu demokrasi çok büyük bir problem ama Türkiye'nin buna bağlı olarak, belki de siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum, bir de ekonomik problemi var. Yani demokrasi azaldıkça Türkiye'deki ekonominin de hakikaten daha çok krize girdiğini görmeye başladık bir nevi. Bu yeni sistemle birlikte artık hiç görmediğimiz intiharlar, sıkıntılar, insanların sizin de biraz önce bahsettiğiniz çöpten yiyecek toplamaları görmeye başladık bugünün Türkiye'sinde. Anlayabildiğim kadarıyla halkın birinci talebi aslında şu anda ekonomiye doğru kayıyor. Biraz daha rahat bir hayat, biraz daha geleceği görmek istiyorlar. Siz neler vaat ediyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Demokrasinin, ya demokrasi istememizin temel nedeni ne? Bir cümlede yaşıyor aslında. Herkesin can ve mal güvenliğinin olması.
benim can ve mal güvenliğim olacak. Haksızlığa uğradığım zaman bağımsız, tarafsız mahkemeye başvurup hakkımı almış olacağım. Düşünce ise düşüncemi rahatlıkla ifade edeceğim. Benim haklarım korunacak, anayasal güvencem olacak, yasal güvencem olacak. Ben sanayiciyim, yatırım yapacağım, esnafım, dükkanımı açacağım, rahatlıkla gideceğim, vergimi ödeyeceğim. Eksik ödediysem devlet gelip objektif olarak denetleyecek beni. Bütün bu kurallar anayasayla belirleniyor, ilkeler belirleniyor, hukuk sistemi içinde belirleniyor. Dolayısıyla herkesin can ve mal güvenliği sağlanmış oluyor. Peki bugünün Türkiye'sinde herkesin can ve mal güvenliği var mı? Hayır. Gayet rahat. Hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok Türkiye'de. Bir toplantı yapıyorsunuz. Bir tane gizli tanık burada işte Türkiye'yi devirmek, yıkmak, hükümeti devirmek için toplantı yaptılar diye bir açıklama yaptığı andan itibaren eğer o açıklamayı savcı da ciddiye alıyorsa gidiyorlar, basıyorlar, insanları alıyorlar, hapse atıyorlar. Böyle bir ortamda, demokrasinin olmadığı bir ortamda sanayici yatırım yapar mı? Yapmaz. Yabancı sermaye gelip Türkiye'ye yatırım yapar mı? Yapmaz. İnsanlar kazandıkları parayı kendi bankalarında tutarlar mı? Hayır, yurt dışına götürüyorlar. Yurt dışına parayı götürenlerin en büyük kısmı da beşli çete. Türkiye'de kazandıkları paraların büyük bir kısmını götürdüler. Yurt dışında bunlar. Gidin İngiltere'de aldıkları o lüks villalar, şatolar vesaire falan hepsi biliyorum. Biliniyor bunlar. Ben de biliyorum. Erdoğan da bunları gayet iyi biliyor. Ama siz bunlara oluk oluk para aktarıyorsunuz. Artı bir şey daha var. Demokraside benim şu soruyu sorma hakkım var. Arkadaş ben vergi ödüyorum ya. Musluğu açarken vergi ödüyorum. Dolmuşa binerken vergi ödüyorum. Bu paralar nereye gitti? Neden milli gelirde ciddi bir düşüş oldu? Neden Türkiye Cumhuriyeti Devleti Londra'daki bir avuç tefeciye çalışır hale geldi? Dünyanın faizini ödüyoruz biz. Neden? Üstelik faizi ben ödüyorum. Vatandaş ödüyor. O pazar artıklarından bir şeyler toplayıp akşam evine götürüp bir yemek yapacak olan kadın çocuğuna ayakkabı alırken vergi ödüyor. Şimdi bu verginin nerelere harcandığını hangi ortamda rahatlıkla sorabilir? Demokrasi olursa. Demokrasi olmasa soramaz. O nedenle ekonomi kötüye gidiyor. Kimse bu soruyu soramıyor. Biz bazen eleştiriyoruz. 128 milyar dolar şimdi kamuoyunda çok tartışılan Merkez Bankası'nın kime sattığı bilmediğimiz, kime sattığını ve hangi kurdan sattığını bilemediğimiz 128 milyar dolar var. Soruyoruz ya nereye gitti bu para? Siz biliyor musunuz yanıtını? Hayır, gazetecisiniz. Bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. Parlamentoda görev yapan 600 milletvekili de bilmiyor. Hiçbir gazeteci bilmiyor. Benim bunu bilme hakkım yok mu? Ben bu ülkenin vatandaşı değil miyim? Ben vergi ödemiyorum. Bazılarına göre çok daha fazla vergi ödüyorum. Demokrasinin çıkış kaynağı nedir? Ödediğim vergileri nerelere harcadın? Bu soruyla başlamış aslında. Şimdi bu soruyu sormak neredeyse Türkiye'de suç oldu. Nasıl bu soruyu sorabilirsin diye. Bu sorunun sorulması lazım. Bütçe geliyor. Bütçe tamamen bir siyasi tercihtir. Kaynağı nerelere harcanacağını belirleyen iktidarın belirlediği bir siyasi tercih. Halktan yana bir bütçe var mı? Yok. Bütçe görüşülürken doğru dürüst vatandaşa anlatılıyor mu? Ya biz bir bütçe getirdik. Bak şu kadar yatırım olacak, şunlar olacak, şunlar. Bunlar da yok. Dolayısıyla can ve mal güvenliğinin olmadığı bir yerde ekonomi büyümez. Zaten dünyada da böyledir. Yani otoriter rejimlerin hiçbirisi büyümemiştir. Demokrasinin olduğu ülkelerde hızlı büyüme olmuştur yani. Bakın işte bütün Avrupa'ya bakın, Kanada'ya bakın, Güney Kore'ye bakın. Nerelerde demokrasi varsa güçlü bir yargı, güçlü bir düşünce özgürlüğü, medya özgürlüğü varsa buralarda ekonomi hızla büyür, insanlar yatırım yaparlar, gelecek endişesi taşımazlar, tutuklanır mıyım, hapse atılır mıyım diye bir endişe taşımazlar. O çerçevede yürürsünüz. Evet, siz demokrasiyle ekonominin de aslında el ele gittiğini öyle ve beraber büyüdüğünü söylüyorsunuz. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra yine devam ediyoruz özel yayınımıza.
KRT ekranlarında özel yayınımız devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 3 kadın gazeteci olarak ağırlıyoruz. Demokrasiyi konuştuk, ekonomiyi konuştuk. Biraz parlamentoya dönelim istiyoruz. Çünkü hakikaten parlamento son günlerde çok hareketli. Efendim, dokunulmazlıkları getiriyorlar görebildiğimiz kadarıyla. Evet. Cumhur İttifakı, özellikle Bahçeli'nin başlattığı bir süreç ama AKP de onun hemen arkasından gidiyor. Ve bir dokunulmazlıkları getirip bir grup milletvekilini yargılama üzerine gidiyorlar. Büyük çoğunluğu da HDP'li olacak ama bir Cumhuriyet Halk Partili milletvekili Enis Berberoğlu da evet, bu ilk grupta olacak görebildiğimiz kadarıyla. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir tavır alacaksınız bu dokunulmazlıklar konusunda? Bir de şöyle bir inanç var. Bu dokunulmazlıkları özellikle getiriyorlar. HDP dokunulmazlıklarını. Evet. İYİ Parti ile CHP'nin arasını açmak için. Böylece işte bir Millet İttifakı'na sıkıntı yaratmak için getiriliyor gibi bir kanı var. O siyaset mühendisliği yapıyorlar kendilerine göre. Acaba böyle yaparsak bunlar kavga eder mi, ayrışırlar mı? Eder dolayısıyla misiniz? Biz İYİ Parti'yi kendi yanımıza alıp Cumhuriyet Halk Partisi'ni öbür tarafa itebilir miyiz diye. Hayır, kavga etmeyiz. Kavga etmeyiz. İYİ Parti de demokrasi istiyor, biz de demokrasi istiyoruz. Onlar da güçlendirilmiş parlamenter sistemi istiyor, biz de güçlendirilmiş parlamenter sistemi istiyoruz. Elbette ki görüşlerimiz, bazı görüşlerimiz farklı, onlar ayrı parti, biz de ayrı partiyiz. HDP ayrı parti, Demokrat Parti ayrı parti, AK Parti ayrı parti, her partinin kendi görüşü var. Ama biz demokrasiyi her koşulda savunmak zorundayız. Çünkü demokrasi vazgeçilmez bir konu, alan. Kendimiz için değil, bu ülkede yaşayan herkes için vazgeçilmez bir konu. Demokrasiyi savunuyoruz. Şimdi dokunulmazlıklar kalkabilir mi? Elbette kalkabilir. Nitekim bir HDP milletvekilinin dokunulmazlığı kalktı ve üstelik parlamentodan oy birliğiyle kalktı. Yani kimse neden dokunulmazlığını kaldırdınız diye bir şey sormadı. Var olan ve getirilmek istenen dokunulmazlıklar ise bir siyaset mühendisliği gereği getirilen dokunulmazlıklar. Yani acaba İYİ Parti ile efendim CHP'nin arasını bozup ayrıştırabilir miyiz, kavga eder hale getirebilir miyiz diye. Bunlar doğru değil. İki, yargı bağımsızlığının olduğu yerlerde dokunulmazlıklar kalkabilir. Yargı bağımsızlığının olduğu yerde, yani gerçekten sağlıklı, tutarlı, hukukun üstünlüğüne ve vicdani kanaate göre bir karar verilirse, bir mahkemede bir yargı düzeni olursa dokunulmazlığı kaldırırsınız. Ya onun dışında doğru değil. Şimdi siz kalkmışsınız, mahkemeye hakimi tayin etmişsiniz partinin genel başkanı olarak. Ona göre de bir hakimler savcılar kurulu oluşturmuşsunuz. Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan hakimi ödüllendiriyorsunuz, yeri geldiğinde daha üst bir göreve, Yargıtay'a hakim tayin ediyorsunuz. İstediğiniz kişiyi tutuklatıp hapse attırabiliyorsunuz bir talimatla. Dokunulmazlığı kaldıralım, bu da gitsin, zaten bizim hakimin önüne gidecek. Hakim de zaten saraya bakıyor, atın bunu içeri diyecek, hapse atılacak. Böyle bir ortamda eğer siz dokunulmazlığın kaldırılmasını evet derseniz, böyle bir ortamda evet derseniz demokrasiye ihanet etmiş olursunuz. Demokrasi sadece benim için mi? Hayır. Herkes için var. Bir haksızlık var mı bu işlemde? Bir haksızlık var. Onların anlayacağı dille de söyleyeyim ben. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan mı? Evet, dilsiz şeytan. Ben haksızlığa karşı çıkıyor muyum? Evet, haksızlığa karşı çıkıyorum. Kim olursa olsun. Bakın, AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkanları istifaya zorlandı. Kim karşı çıktı? Biz karşı çıktık. Halkın oyuyla seçilen, milletin oyuyla seçilen belediye başkanını istifa ettirdiniz zorla ve tehdit ettiniz. Melih Gökçe de dahil. İstifa ettirtemezsiniz. Edemez yani. Vatandaş seçti, getirdi. Ha, varsa bir şeyi, devletin kurumları var. Cumhurbaşkanlığına bağlı devlet denetleme kurulu var. Gönderirsiniz, denetlerler. Varsa bir şeyi görevden alırsınız. Ama tehditle, şantajla onu görevi bırak, yoksa ben sana gösteririm. Aba altından sopa gösterirseniz ve onu istifa ettirtirseniz demokrasi adına ben ona sahip çıkarım. Ve sahip çıktım. Yanlıştır dedim. Kayyum atamaları yanlıştır. Belediye meclisi var. Belediye meclisinden otururlar. Bir başka kişiyi seçerler. Yargı kararı olmadan insanları suçlu ilan etmek asla doğru değil. Şimdi hem demokrasiyi savunacaksınız,
hem böyle bir yargı düzeninde bunları alacaksınız, hapse atılmalarına el kaldıracaksınız. Bu doğru değil. Bu demokrasiyi savunmamaktır. Artı milli irade dediğimiz bir kavram var. Yani vatandaş gidip sandıkta oy kullandı, bunları seçti. 6 yıl önceki bir olay ki çoğu zaman dokunulmazlığı da yoktu. Peki kardeşim, bu savcılar neredeydi? Bu hakimler neredeydi? Bunlar milletvekili de değildi. Seçilip gelirken gittiler Yüksek Seçim Kurulu, bunları mazbatalarında onayladı. Bunlar milletvekili olabilir dedi. Geldiler. Eğer sen görevden alacaksan önce 6 yıl önce iddianameyi yazıp da tozlu raflarda tutan, siyaset mühendisi dolayısıyla bugün getirip de dava açan kişiyi görevden alacaksın. Kardeşim, görevini niye zamanda yapmadın diye. Yapsalardı. Dolayısıyla ben yapılan uygulamanın doğru olmadığını, bir siyaset mühendisi yapmak istediklerini ama bunun demokrasiye karşı, milli iradeye karşı bir hareket olduğunu düşünüyorum. Sadece ben değil aslında, yani sağduyusu olan herkes de böyle düşünüyor. Eminim AK Partililer içinde de böyle düşünen çok sayıda milletvekili var. Çünkü yapılan bir haksızlık, bu haksızlığa karşılık, yani kişinin el kaldırıp indirmesi. Ya bir şey daha söyleyeyim Zeynep Hanım. Şimdi anayasa diyor ki bu konuda grup kararı alınamaz. Yani her milletvekili vicdani kanaatine göre el kaldırıp indirsin diye. Anayasa söylüyor bunu. O Erdoğan çıkıp diyor ki gayet rahat bir şekilde dokunulmazlık dosyalarını kaldıracağız. Eller kalkacak, inecek. Dokunulmazlıklar kalkacak. Ne demek bu? Ben anayasayı da tanımıyorum. Başka ne demek? Zaten AK Partili milletvekilleri milletin vekili değil, benim vekillerim onlar. Benim talimatımı yerine getirirler. MHP de zaten, o da bana bağlı zaten. Hangi talimatı verirsem MHP ile AK Partili milletvekilleri ellerini kaldırıp indirecekler. Neden? Bunlarda akıl yürütme kapasitesi yok demektir bu. Bu milletvekillerinde aklıyla düşünmek, vicdanıyla düşünmek, hukuka göre düşünmek yok. Böyle bir şey yok bunlarda. Benim talimatımı sadece dinlerler. Bunlar herhalde 21. yüzyılın robotu diye düşüneceğiz yani. Bir kişi karar verecek. Bunlar da 19 Mayıs hareketleri gibi el kaldırıp indirecekler. Parlamentoya hakarettir bu. Parlamentoya. Parlamentoya inansızlıktır. Dosyalar alınır, komisyonlarda görüşülür, tartışılır, milletvekili gider, bakar, araştırır. Gerçekten böyle bir şey var mıdır, yok mudur? Ona göre oturur, vicdani kanaatine göre karar verir. Ama onun için sen önce yargı bağımsızlığını sağlayacaksın. Bir şey daha var, onu da söyleyeyim. Şimdi bakanların dokunulmazlıkları ile milletvekillerinin dokunulmazlıkları farklı. Milletvekilliyim. Bir daha dönem seçilmedim. Seçilmediysek savcı diyecek ya kardeşim, senin hakkında bir fezleke vardı. Zaten bu fezlekeler mahkemeye gidecek. Zaten bunlar gidecekler, hesap verecekler. Yani bunların bir yere kaçtığı, göçtüğü falan da yok. Bakanlar öyle değil. Ömür boyu dokunulmazlıkları var. İşte 17-25'i biliyorsunuz. Çikolata kutusunda rüşvet alanlar, bırakın soruşturma geçirmek. Bunlar ayrıca büyükelçi tayin edildiler. Ya insanda biraz vicdan olur, biraz ahlak olur. Yani siyaset mühendisliği yapabilirler, ona itirazım yok ama en azından bunu da bir ahlaki temelinin olması lazım. Ahlaki temel de yok burada. O nedenle ben yapılanı vatandaş biliyor aslında, görüyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, kendileri de gidici olduklarını görüyorlar, bozmak istiyorlar. Efendim, nasıl ayrıştırırız, bunları nasıl birbirleriyle kavga eder hale getiririz diye çok düşündüler, çalıştılar, uğraştılar. Şimdi başka partiler kurdurarak burayı biraz daha zayıflatmak istiyorlar. Yani halk bu konuda çok kararlı. Benim gördüğüm o. Yani gittiğim her yerde gördüğüm halk çok kararlı. Biz sizi göndereceğiz diyorlar yani. Göndereceğiz. Bunun üzerine erken seçim sormak lazım. O zaman herhalde programda da süremiz daralmak üzere. Şimdi tabii erken seçim çağrılarını yaptınız ama götürecek olan iktidar gibi görünüyor. Ya da kim götürür bilemiyoruz ama bu yeni yılın ilk 3 ayı bu anlamda geride kalıyor gibi. Görüyor musunuz bu yıl içerisinde bir erken seçim ya da hemen sonrasında 2022 başında? Erdoğan tabii el kaldırıp indirme şeklinde koşullanmış bir milletvekili grubu var MHP ve AK Parti'de.
Dolayısıyla bir kişinin talimatıyla el kaldırıp indirilerek erken seçime gidilebilir. Veya Sayın Bahçeli, ya ben sana bu kadar destek verdim, Türkiye'yi düzelt dedim, işsizliği azalt dedim, efendim demokrasiyi getir dedim, sen bunların hiçbirisini yapmadın, ben de şimdi kusura bakma artık desteğimi çekiyorum dediği anda erken seçime gidilir. Yani onun dışında bizim erken seçimi parlamentodan geçirmek ya böyle bir kararı geçirmek gibi bir şeyimiz yok. Bahçeli'den böyle bir umudunuz var mı efendim? Hayır, ben umut değil. Bahçeli yani sonuçta MHP'nin, bakın bizim MHP'nin tabanı ve AK Parti'nin tabanıyla bir sorunumuz yok aslında. Yani il başkanları, ilçe başkanları bir sorunumuz yok. Niye? Onlar da sandığa gidip oylarını kullanıyorlar. Sorun o partileri yönetenlerde. Kötü yönetiyorlar, yanlış yönetiyorlar, çıkar amaçlı yönetiyorlar. Tabanda büyük bir yoksullaşma var. Kendi tabanlarında bu yoksullaşma var. Yukarıda da büyük bir zenginleşme var. Şimdi AK Parti tabanı da bunu görmeye başladı. O gidip de pazar artıklarından yiyecek toplayanların %99,9'u geçmişte AK Parti'ye oy veren insanlar. Ve bunlar da artık sorgulamaya başladılar. Ya bu kadar oy verdim sana. Kadın söylüyor. Eskiden diyor çocuğuma diyor ayakkabı alacağım diyor. O ayakkabı parasıyla ben bir ay geçimimi sağlıyordum. Şimdi o ayakkabı parasıyla sağlayamıyorum diyor. Yaşıyor bunu. Yaşayıp görüyor. Dolayısıyla sorun kimde? Yöneten de sorun. Dolayısıyla yöneteni sorgulamaya başladı. O açıdan ben haşeye kadar götürebilirler mi? 2023'e kadar. Şunu söyleyeyim. Geçen her gün, yani bunların yönetiminde geçen her günün topluma maliyeti artacaktır. Ne kadar erken seçime giderlerse değişir ki değişecekler o zaman. Toplum yeniden kendisine gelecektir ve bütün bu acılardan büyük ölçüde belli bir zaman dilimi içinde kurtulacaktır. Şu soru, bakın bir şey söyleyeyim. 2013 yılında kişi başına gelir $12,480. $12,480 Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşların yıllık dolar bazında geliriydi. 2020 yılında $8,599 düştü. Yani kişi başına $3,881 azaldı. Şimdi her vatandaşın, özellikle de her kadının şu soruyu sorması lazım. $3,881 kim aldı? $12,000'dan alıyordum. $3,000 azaldı. Bu $3,000'ı kim aldı? Ben almadım. Pazarcı almadı. Manav almadı. Ev kadını almadı. Çalışan kadın almadı. Efendim çiftçi almadı, esnaf almadı. $3,881 kimler aldı? Her birimizden tek tek $3,881 çıktı. Kim aldı bu paraları? Bu sorunun cevabını sandığa giderken herkesin düşünmesi lazım. Efendim evet. Şunu sormadan edemeyeceğim. Ecevit dönemine baktığımızda orada toplumsal tepkiler ciddi eylemlere dönüşmüştü. Başbakanlık kapılarına varan eylemlere. Sizce neden tüm bu yoksulluğa rağmen toplum sandığı mı bekliyor, yoksa bir korku iklimi de var mı? Korku iklimi de var ama buna karşın yine bazı yerlerde esnaflar eylem yaptılar. Şimdi esnafın hakkını almayalım yani. Kahveciler, lokantacılar, çiftçiler, pastacılar, bunlar da eylem yaptılar ama medya yeteri kadar veremedi bunları. İki, zaten bir de korku iklimi var. Başıma ne bela gelir yani. Esnaf bir eylem yapacak, dükkanını kapatacaklar. Sabahın köründe polis basacak. O zaman tamam vardı ama demokrasi de vardı. Başbakanın önüne kadar Tabii başbakanlığın önüne kadar geliyordu ve oradan yazar kasayı atıyordu. Şimdi sarayın önüne gidiliyor mu? Buyurun sarayın efendim 5 kilometre yanına yaklaşabiliyor musunuz? Erdoğan. Bir yere giderken binlerce polis gidiyor. Yüzlerce araba. Ya arkadaş sen nerede yaşıyorsun yani? Erdoğan'ın bir eve gidip bir evde bir sade kahve içme ya da bir çay içme geleneği yoktur artık. Yani böyle bir alışkanlığı falan bitti artık bunlar.
saray yaşamı ayrı, o yaşama alıştı. Kendisi, ailesi, yakın çevresiyle beraber bir saray şeyi var, ne diyelim, sosyetesi var. O saray sosyetesinde açlık yok, fakirliği yok, hiçbir şey yok. O saray sosyetesinin çevresindeki insanların da her birisinin tek maaşı değil, bir maaşı, iki maaşı, üç maaşı, beş maaş alan kişiler var. Yani bunlar bir eli yağda bir eli balda olan insanlar. Bu insanlar şuna tahammül edemiyorlar. Özgürce yayın yapan televizyonlarda insanların sorunları yansıyınca buna tahammül edemiyorlar. Baskı kuruyorlar. Bazısına RTÜK aracılığıyla ceza veriyorlar. Bazılarına basın ilan kurumu aracılığıyla ceza veriyorlar. Bazen Maliye Bakanlığı devreye girip vergi denetimi yapıyorum diye cezalar kesiyor. Yani her alanda bir şekliyle baskı kuruyorlar. İnsanlar da tabii bu baskıdan ya yayın duracak veya gazete çıkmayacak. O zaman biz daha dikkatli de otosansüre yöneliyorlar. Acaba biz bunu yazarsak ya da bunu söylersek ya da bu programı yaparsak bizim televizyon kapanır mı? Bizim gazete kapanır mı diye endişe içinde. Bu tabloyu değiştireceğiz ama bakın. Kesinlikle değişecek. Biz yerel seçimlerde şunu söylemiştik. Mart'ın sonu bahar olacak diye. Evet, Mart'ın sonu bahar oldu. İnşallah sonbaharda seçim kararı alırlar da Mart'ın sonu bahar olur gene. Türkiye'nin bahara ihtiyacı var. Gülmeye ihtiyacı var. Sevinmeye ihtiyacı var. Kucaklaşmaya ihtiyacı var. Helalleşmeye ihtiyacı var. Ben Erbakan'ın ölüm yıl dönümüne katılırken de orada yaptığım konuşmada da eski kavgaları bir tarafa bırakmak zorundayız. Eski kavgaları alıp da aynı kavgaları bugün sürdürmenin hiçbir mantığı yok. Topluma hiçbir yararı yok. Kavga mı etti kardeşim? Oturalım, helalleşelim. Ama biz geleceğe bakalım. Ya bizim çocuklarımız var. Ve biz o çocuklara güzel bir Türkiye bırakmak zorundayız. Özgür bir Türkiye bırakmak zorundayız. Rahatlıkla koştursunlar, rahatlıkla oynasınlar, rahatlıkla eleştirsinler, rahatlıkla yazsınlar, rahatlıkla... Ya karikatür, insanlar karikatür yapamaz noktaya geldi. Düşünebiliyor musunuz? Ben rahmetli bürokratken Özal'ın başbakanlık konutuna giderdik arada bir. Böyle alt kattan yukarıya çıkarken merdivenlerden çıkardık. Rahmetli Özal Gırgır dergisinin kapağını kendisini eleştiren kapakları güzel çerçeveletmiş, oraya sırayla böyle asmıştı. Bize şunu söylerdi. Yabancılar gelince bu karikatürleri gösteriyorum, bunlar beni eleştiren dergiler diye. Onunla da gurur duyuyordu. Yani kendisinin bu ülkede rahatlıkla eleştirilebileceğini yabancılara da, yani demokrasi böyle bir şey. Buyurun, beni eleştiriyorlar ve ben de alıyorum o eleştirilen, beni eleştiren karikatürleri çerçeveletip başbakanlık konutuna asabiliyorum. Şimdi nerede Allah aşkına böyle bir şey? İnsanlar nefes alamıyor. Türkiye'yi nefes alır hale getireceğiz. Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Evet, evet. Umutla bitirelim bu programı istiyorum. İnşallah gülümsediğimiz, nefes alabildiğimiz, demokrasi içinde yaşadığımız günler gelsin diyelim. Her evde gülümseme olmalı, her evde. Her evde gülümseme olmalı, her evde huzur olmalı, her evde bereket olmalı. Çocuklar gülmeli, anneler gülmeli, babalar gülmeli ve en önemlisi, zaten kadınlar gülüyorsa, zaten kadınlar hayata umutla bağlanıyorsa o ülkede her şey düzelir. İnşallah öyle bir ülkeye İnşallah. Uyanmak dileğiyle kapatalım efendim. Biz çok teşekkür ederiz. Kadın gazeteciler olarak teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, bu akşamki konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Kendisine kadın gazeteciler olarak sorularımızı yönelttik. Kendisi de açıklıkla cevap verdi. Çok teşekkür ediyoruz. Bu akşamlık bu kadar. Stüdyo Ankara haftaya cumartesi yeni konuklarla ekranlarınızda olacak. Hoşçakalınız efendim.